Yok, yanlış bir şey var. Bunu düzeltmem gerekiyor Cem Bey. Evet, bir hasta, daha önce sabıkası olan bir hasta, özellikle akşam saatlerinde bir hasta olarak acile giriş yapıyor. Sonrasında da parazitoloji bölümüne giderken yan yanaz, bildiğiniz gibi aşı merkezinde, orada adi bir hırsızlık olayı gerçekleştiriyor. Zaten olay duyulur duyulmaz veyahut da fark edilir edilmez hemen 2 saat içerisinde hırsız yakalandı. Aslında orada aldığı laptoplar doktora öğrencilerinin laptopları, 3-4 tane. Aşıyla kesinlikle önemli bilginin olduğu laptoplar falan değil. Zaten Aykut Hoca da bunu ifade etti. Hocam, korkacak bir şey yok, hiç onunla ilgili hiçbir şey yok dedi. Doktor öğrencilerin laptoplarıydı. Kendi araştırmaları, kendinden ait bilgilerin olduğu bir laptoptu. Zaten 2 saat içerisinde polis teşkilatına da çok teşekkür ediyorum, hemen yakalandı. Ve hatta biz şunu yaptık, yine de önemsiz bilgiler de olsa acaba açmış mı, veri aktarımı olmuş mu diye araştırdık, uzmanlarımız araştırdı. Ne laptopları açmış, ne bilgi aktarımı olmuş, bunu da tespit etmiş olduk. Yani adi bir hırsızlık olayı, asla kamuoyunda veyahut da sosyal medyada ifade edildiği gibi aşırı bilgisi falan asla yok orada. Bunu ifade etmek isterim, doğru bilgilendirme yapmak isterim. Biz bu konuyla ilgili de zaten hastane bölgesindeki bir alan, başhekimime de talimat verdim. Ön inceleme başlattık şu anda. Eksik yani şey veyahut da alınabilecek tedbirler neyse bununla ilgili tedbirler de alınıyor şu anda. Ek tedbirlerin alınması gerektiği konusunda şey yaptık, ama şunu bir daha ifade etmek isterim. Asla özel aşıyla ilgili bilgiler falan yoktu. Kaldı ki doktor öğrencilerin laptoplarıydı ve onunla ilgili de zaten adi bir hırsızlık olduğu şuradan anlaşılıyor ki ne laptopu açmış, zaten 2 saat içerisinde yakalandı, ne de bir bilgi aktarımı olmuş. Yani bir bilgi aktarım başka bir şey olmuş. Kaldı ki zaten içindeki bilgiler de aşıyla ve önemli bilgiler değildi.